Günaydın, hayırlı sabahlarınız olsun inşallah diyorum. Enerji dolu, bol, bereketli bir gün dileyerek vlogumuza başlıyoruz. Evet. Heyecanlı, güzel bir gün. Çünkü Ceren'i şimdi okula götürüyorum. Sınava girecek. Ben de oradan, Ceren çıktıktan sonra spora geçeceğim. Ona göre yanıma bir şeyler aldım. Aç kızım. Ceren kızı bekleyeceksin bana. Tamam, heyecanlı birazcık. Birazcık mı? Birazcık mı? Çok mu yoksa? Baba ne yapıyor orada? Bahçeye mi bakıyorsun? Çok yağmur yağdı. O yüzden bağ bahçe otlandı. Muç çekti mi? Gördüm kızım. Harmanımıza bakacaksın mı? Hayatım anca yetişiriz. Gidelim gelelim öyle bakalım. Yoksa geç kalırız. Muhabbet kuşu gibi dönüş. Evet, okula geldik. Ceren'i sınava teslim ettik bile. Artık Ceren'imizin yeni okulu. Zaten söylemiştim ta dönem başından da iki okul vardı aklımda. En son Bahçeşehir abisinin izinden devam etsin diye onu da buraya verdik. Şimdi Emirhan da öğretmenleriyle falan konuştu. O da geldi. Öğretmenleriyle konuştu. Çok güzel şeyler söylediler. Çok da özlemiş yavrum ya o da öğretmenlerini. Buranın anısı başkaydı değil mi? Evet, burası başkaydı. İnşallah Allah nasip eder. Üniversitesinde de devam edersin. İnşallah. Okul deniz manzaralı olunca böyle oluyor. Şöyle. Hatta sınıflardan deniz yok. Ya bu taraftaki, sen bu taraftaki sınıflarda yok, mıydın önceden? De deniz görmeyen tarafta mıydın yavrum? Çok güzel. Deniz bugün çok hırçın değil. Sakin ve sabırlı. Gidelim. Güzel yani. Evet. Bak şurada falan değil mi? Zaten okul çok yakın evimize. Sahil de böyle. Yürüme mesafesinde. Ama bizde denize girmek gibi bir potansiyel yok maalesef. Niye yok ya? Herkes deniz hani böyle ister gitmek ister. Bizim elimizin altında. Ben zaten çok sevmiyorum çocuklar için. Ama şöyle bakmak bana yetiyor. Huzur veriyor yani. Ceren şimdi heyecanlanır. 11'de çıkacakmış. Ay, ben de saat 11'de şeye gideceğim ama. Pilates'e. Evet, şimdi Pilates'e geldim. Elif Ceren sınavdan çıktı. Haftanın, aslında bu hafta okulu başlıyormuş. Neyse onu sonra anlatırım size. Ona göre bir karar vereceğiz. Tatil planını da ona göre ayarlayacağız. Ama dur bakalım, ben şu Pilates'e bir hayırlısıyla gireyim, çıkayım. Cennet Aylin Pilates. Gerçekten çok iyi. Çok da Ordu'da bilinen bir isim. Gelmek isterseniz Durugöl Mahallesi'nde. Daha sonra anlatırım zaten. Beni de göreceksiniz birazdan. Hadi girelim ya Allah. Bismillah. Evet. Diğer direk. Aslında bu başlık bu şekilde. Bunun için de genelde sırt egzersizleri, esnetmeler, evet, yeterli olacaktır ve bu seviyeye gelecektir. En omzunda biraz şey var. Biraz şey. Evet. Tam bırak şimdi. Bırak şimdi net alıştık. Bakın. Omuz başı biraz daha aşağıda kalıyor. Bu omurga deformasyonu. Güzel kızım. Güzel kızım. İyice yukarı ve tekrar yavaşça kontrollü bir şekilde aşağı. Çok iyi. İyice indir. Ve tekrar yukarı. Kapılar alt ucuna kadar çık. Ve indir. Eve geldim. Pilates gerçekten umduğumdan daha iyi geldi bana. Hiç bu kadarını beklemiyordum. Ben hiçbir şey yapamam sanıyordum. Ama bayağı da güzel hareketler yaptım. Ama tabii ki içlerinde hiç yapamadıklarım da vardı. Allah'ın izniyle azimliyimdir. Hepsini yapacağım. Sağlığım için, kendim için bir adım attım. İnşallah sonunu da getirebildiğim kadar getireceğim. Çünkü şey, ben hani zayıflamakla falan ilgili değil gidiyor olmam. Tamamen sağlıkla alakalı. Bu süreçte de sizler de benim yanımda olacaksınız. Belki içinizde birilerine de vesile olurum. Evet, güzel bir tarif vererek devam ediyorum videoma. Tarifimi hamurumu mayaladıktan sonra da inşallah dışarıya çıkacağım. Güzel bir yere götüreceğim sizi. Yiyeceksiniz. Fındık lahmacun yapacağız sizlerle beraber. Yalnız ben aslında videonun başında tarif vererek hamurumu yaptım. Ama benim her zaman olduğu gibi galeride olduğu için videoyu sildi. Olmadı yani. Benim hatam, biraz boşaltmam gerekiyordu. Neyse, çok basit bir tarif. Çeyrek su bardağı kadar süt, bir su bardağı kadar su, bir tane instant maya, bir tane
kuru maya ya da instant maya kullanabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz ve aldığı kadar un. Yaklaşık olarak 3-3,5 su bardağı kadar un alıyor. Ele yapışmayan bir hamur mayalıyoruz. Hamurumu mayaladım ben. Güzelce ilk önce sütü ve suyu ekledim. Sonra şekeri ekleyip karıştırdım. En son unu, mayayı ve tuzu ekledim. Yoğurdum arkadaşlar. Güzel bir inşallah lahmacun içi gelecek harcıyla beraber. İnşallah güzel bir tarif gelecek. Fındık lahmacun yapacağız. Birazdan da iç harcını hazırlayacağım. Ama ilk önce eşim beni güzel bir yere götürecek. Yağmur yağıyor. Yağmur dinsin. O arada da hamurum mayalanır. Evet, nereye geldim? Altınordu Belediyesi. Buraya da güzel lavanta bahçeleri yapmaya başlamış. Gerçekten çok güzeller. Isparta'ya gidemediysem Ordu'da da bulurum diyorum. Çok güzeller. Birazcık daha bakımla çok daha güzel olacaklar. O kadar da güzel kokuyorlar ki anlatamam size. Tam da böyle deniz manzaralı. Çok güzel. Ama bugün kapalı ve yağmurlu. O yüzden birazcık böyle. Aslında açmış hali çok daha güzel oluyor. Tabii orada da güneşi bulduğun an hemen yakalayacaksın. Ben de hemen yakalamışken geldim. Çok da güzel olmuşlar. Çok da güzel kokuyor. Tıpkı lavanta bahçeleri gibi. Lavantalar biliyorsunuz hayatımda çok özel ve çok güzel bir yeri var. Eşim de sağ olsun getirdi. Beni burayla buluşturdu. Evet, lavanta bahçelerinden sonra hemen bir de market alışverişi yaptık. Eve geldim, daha marketten aldıklarımı yerleştiremeden benim hamura bakın hele. Yine coşmuş. Yine coşmuş. Demek ki vakti gelmiş. Hemen iç harcını hazırlayıp yavaş yavaş yapalım bakalım fındık lahmacunumuzu. Ama öncesinde şu market alışverişini bir güzel yerleştirmem lazım. Kendi çayımdan bulamadım. Vallahi siz bana bazen yazıyorsunuz ya, hani kullanıyorsunuz çünkü kalabalığız burada, biliyorsunuz bazı markaları. Bu çayı aldım, indirimde vardı, denemek için aldım. Eğer güzel olursa söylerim sizlere de beğendim diye. Ama şu anda bilmiyorum, tamamen bilmediğim bir çayı aldım. Türk kahvesi de bu sefer, arada ben bunu alıyorum ve çok beğeniyorum. Yemenili Şok'ta var bu. Birkaç market gezdim yani, anlayacağınız. O yüzden o Türk kahvesini aldım. 3-4 tane falan market var burada tahminim. Çünkü oradan alacağım başkaydı, buradan alacağım başkaydı derken dolaştık. Eşim de aşağı iner inmez hemen bahçeden salatalık falan da aldı. Şu Migros'un çayıyla karıştırırım dedim. O yüzden böyle aldım. Şu pirinç gevreğini de çok seviyorum. Yoğurtla karıştırıp yemeği. O yüzden bana iyi geliyor. Arada acıktığım zaman atıştırmalığım oluyor. Şeker, çay, işte aklınıza gelebilecek un, unu falan koydum. Buzluk için malzeme vardı. Onları aldım. Derken yine bir sürü bir şey oldu. Şimdi hemen bunları yerleştirmeliyim. Ya Allah Zübeyde, başla bakalım. Evet, malzemelerimiz hazır. Şurada şöyle 300 gram kadar kıymam var. Gördüğünüz gibi çekimle hemen şöyle göstereyim. 2 tane domates, 1 tane soğan, 2 diş sarımsak, yeşil biber, kapya biber, birer tane kapya biber biraz büyük olduğu için iri gibi durdu. İsterseniz 2 tane alın. Yeşil biberden de 2 tane var. Burada da maydanozum var. İlk önce çekçekten hepsini çekeceğim. Tuz, karabiber ve pul biber, biraz da kimyonum var. İç harcını hazırlayacağım. Az daha söylemeyi unutuyordum. Biraz domates ve birazcık da biber salçası ekleyin. İsterseniz robottan da çekebilirsiniz ama bu çok sulandırmadığı için tercih ediyorum ben. Evet, şimdi iç malzemesini hemen içerisine döküyorum. Güzelce karıştıracağım. Maydanozu da doğrayıp ekleyeceğim. Şöyle göstereyim. İç harcımız hazır. Hamurumuz da gayet güzel bir şekilde oldu. O da hazır. Hemen tepsiye alıp yapmaya başlıyorum. Evet, şöyle hamurun hepsini aldım gördüğünüz gibi. Açıyorum bu şekilde.
bir merdane ya da bir oklava yardımıyla açabilirsiniz. Çok kalın değil, çok da ince olmayacak. Bu lahmacun için şöyle hemen yuvarlaklar çıkartıyoruz. Tamam. Şimdi gördüğünüz gibi küçük küçük bezeler yaptık ve iç harcını her yerine eşit gelecek şekilde kaşığımızın arkasıyla yediriyoruz. Bütün hepsini bu şekilde yapacağım. Evet, artık lahmacunlarımız gördüğünüz gibi hazır. Şimdi artık tepsiye dizebiliriz. Hepsini böyle bu şekilde tepsiye alacağım ve fırına göndereceğim. Bir de şöyle göstereyim. Şimdi ilk tepsimiz hemen fırına gidiyor. Ben de bu sırada ikinci tepsiyi hazırlayacağım. Evet, diğerleri pişerken ben hemen ikinci tepsiyi de hazırladım bile. Çok az hamurum kaldı. Onu da değerlendireceğim, ziyan olmasın. Evet, lahmacunlarımız hazır. Gerçekten de çok ama çok güzel oldular. Bayağı da bereketliymiş. Mutlaka verdiğim tarifi deneyin derim. Burada da bir tane büyük açtık. Hepsi de çok güzel ve lezzetli oldu. Şöyle içine koyun istediğiniz malzemeyi. Afiyetle yiyin diyorum. Ben evdekileri bekletmek istemiyorum. Soğutmak da istemiyorum lahmacunumuzu. Deneyecekler. Afiyet, şifalar olsun inşallah. Akşam yemeğimizi yedik. Gerçekten çok güzel olmuştu. Mutlaka deneyin diyorum. İnanın hem kolay hem pratik yapacağınız bir tarif, hem de akşam yemeği için ya da ikram sofralarınız için lezzetli bir fikir. Çünkü biz hanımların en çok düşüncesidir. Bugün ne pişirsem. Hele ki şu yaz aylarında daha da çok mutfakla uğraşırken falan sıkılıyoruz ama lezzetli yemekler de yapmak istiyoruz. Deneyin, seveceksiniz. Ceren'in okulu ayın 26'sından itibaren artık açılıyor. Çünkü orta bir olduğu için, yani 5. sınıfa geçtikleri için erken başlayacaklarmış. Bir de alıştırma olacakmış. O yüzden ayın 26'sı çarşamba gününden itibaren dilerseniz getirebilirsiniz dediler. Ama biz henüz bir tatil programı yapamadık, biliyorsunuz. Hani eşimin görevle alakalı bir durumumuz vardı. Ayın Temmuz 15'inde izne ayrılacaktık ama izinler durduruldu. Geçici görevlendirmeyle başka bir yere atanınca bizim bütün izinler iptal oldu. Bir ay bizi geriye atmış oldu. Neyse, çok şükür gitti, görevini halletti ve tekrar Ordu merkeze geldi. Biliyorsunuz zaten o süreci sizlere anlatmıştım. Şimdi biz ayın 20'sinden itibaren izinli olacağız. Ama ayın 26'sında da işte Ceren'in okulu başlayacak. Yani illa getirmek zorundasınız, zorundaymışız gibi değil de, İsterseniz Eylül 5 itibariyle de başlayabilirsiniz dediler. Zaten okullarda sanırım Eylül'ün 12'sinde açılıyormuş. Eylül 5'inde de orta 1, ilkokul 1 ve sanırım orta sonlar erken başlayacaklarmış. Bazıları sınava hazırlanıyor, bazıları için de alıştırma olsun diye. Baktık olduk, istediğimiz gibi şu anda otellerin bütün hepsinde doluluk oranları çok fazla olduğu için maalesef istediğimiz yerlere de gidemiyoruz. Biz de gidip gitmeme konusunda kararsızız ama istediğimiz gibi bulursak, gidersek Eylül'ün 5'inde başlayacak Ceren. Gidemezsek çarşamba günü ayın 26'sında başlayacak. Ne olursa olsun hayırlısı olsun diyorum. Hani artık hiçbir şeye çok fazla önden plan yapamıyorum, biliyorsunuz. Plan yapıyoruz, planlarımız değişiyor. O yüzden Allah sağlık versin, huzur versin, gerisi hep hallolur. Yarın da pilatesim var. Yarın da pilatese devam edeceğim. Bakalım neler olacak. Hiçbir yerimde ağrı hissetmedim. Ben korkuyordum ki et kesiği gibi olurum, ne yaparım diye, ama olmadı. Demek ki gerçekten güzel bir eğitim alıyorum. Sağlığım için demiştim zaten, devam edeceğim edebildiğim kadar. Yarın da tekrar devam edeceğiz. Bakalım, haftanın 3 günü gideceğim.
güzel sonuçlar aldıkça sizlerle de paylaşacağım. Sizleri çok seviyorum. İzleyip destek verdiğiniz için sonsuz teşekkürler. İnşallah hayatınızda güzel bir iz bırakırım diyorum. Eğer hala kanalıma abone değilseniz lütfen abone olup desteklemeyi de unutmayın. Yeni videolarda görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.